Baksanıza mangalda balık kızartıyorlar. Böyle irili ufaklı balıklar var. Yanında da muzlar var. Balık kızartıyorlar. Böyle muz yapraklarının arasına koyuyorlar. Yanında muzla birlikte satıyorlar. Küçükler 5 solesmiş. Ortanca olan 8 soles. Büyük olan da 15 soles. Şöyle balık mangalı göstereyim. Muchas gracias. Sağ olsun abla video çekmeme izin verdi. Sordum, dedim bu pirana mı dedim. Merak ettim çünkü görüntüsü biraz böyle oval, ya pirana zannettim. Her gördüğümüz Amazon balığını pirana sanmayacakmışız. Selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Vallahi cızbız, her yer mangal. Bak abi orada mangal yapıyor. Tabii ki mangalın üstünde balık var. Neden? Çünkü Amazonlardayız dostlar. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Bolivya sınırına yakın bir bölgedeydim. La Rinconada isminde bir madenci şehrini ziyaret etmiştik. Dağdaydık. 5000 metre yükseklikteydik. Orayı gezdik. Daha sonrasında ben Lima'ya geçtim. Otobüsle geçtim. 24 saatlik uzun bir yolculuktu. Oradan da uçağa atlayıp Iquitos'a geldim. Peru'nun Amazonlar bölgesindeyim dostlar. Artık Amazon seyahatim başladı. Türkiye'ye dönene kadar Amazonlarda olacağım. Kafamda bir rota var. Umarım güzel bir şekilde seyahatimiz ilerler. Kafamdaki rotayı, belki de daha da sürprizlerle dolu olan rotayı, seyahatimi gerçekleştirebilirim. Uzun zamandır merak ettiğim bir bölgeydi. Sona sakladım. Altın vuruş yapmak istedim. Bakalım nasıl geçecek bilmiyorum. Şöyle tuk tuklar geliyor. Kendimi karşıya, gölgeye atmak istiyorum. Çünkü hava çok sıcak. Fena bir sıcak var. Yani La Rinconada'da kar yağıyordu. Dolu atıyordu. Lima'ya geçtim, orası sıcaktı. Orada çok beklemedim, hemen buraya geldim. Burası daha da sıcak. Şehrin merkezinin birazcık dışında kalıyorum. Ben Iquitos'un dışındayım. Hiç tuktuğa binmek istemedim ya. Bugün yürüyerek dolaşalım. Şehri birazcık tanıyalım istiyorum. Balığı görünce ablaya sordum. Ya dedim, bu pirana mı abla dedim. Hani Amazon'dan çıkıyordur, başka nereden tutacaksınız çünkü balık. Pirana mı bu, merak ettim dedim. Yok dedi, başka balık dedi. Espina mı dedi, öyle bir şey söyledi. Tam olarak Türkçe karşılığını bilmiyorum ama irili ufaklı 3 çeşit balık vardı orada. Biliyorsunuz Amazon bölgesinde insanlar genellikle deniz ürünü ağırlıklı besleniyorlar. Bunun yanında tabi bolca muz tüketimi de var. Çünkü aramadığınız, istemediğiniz kadar muz var burada. Dün geldiğimde de bu abi yatıyordu burada. Bugün de yatıyor. Birkaç tane evsiz gördüm. Dün geldim ben bu arada. Dün bütün gün uyudum, dinlendim çünkü feci yorulmuş vücudum. Yani o yorgunluğu bir şekilde atmam lazımdı. O yüzden dün çıkmadım hiç. Yürüyerek geldim hostele, yerleştim. O ara tabii buraları böyle bir kolaçan ettim. Hani yarın çıkarsam burada ne var ne yok, ne görebilirim, neye video çekebilirim, nerede yemek yiyebilirim filan. Bir göz gezdirdim hepsine. Şöyle bir korumalık koymuş, üstüne bir korumalık daha koymuş. Bütün evlerde zaten banko şu var. Yani bir evi koruyorlar. Aa, öteki ekstra bir korumalık daha koymuş. Artık ne kadar güvensizse burası, hiçbir fikrim yok. Benim kaldığım yer bir tık sakat akşamları. Ben dün akşam dışarı çıktım. 3 kişi böyle bir laf attı. Bir restoran arıyordum yemek yiyeyim diye. Baktım hiçbir şey yok etrafta. Bir de laf atan adam var. Dedim durduk yere başımızı belaya sokmayalım. Hostele geri döndüm. Gracias, señor. ¿Hablas español? Poquito. Viajando a Sudamérica. Dos años. ¿Primera vez aquí en Iquitos? Sí, primera vez aquí. Bien, bien. ¿Y cuántos días te quedas por acá? No sé. Dos, tres días. ¿Has venido por turismo? O... Sí, yo tomar documental y turismo también. Sí. Si deseas, yo vivo en Belén. ¿Belén? Sí, sí, yo quiero ir a Belén mañana, creo yo que mañana. Ahí. Ah, ¿ustedes viven acá? Yo vivo ahí. Ah, qué bueno. O sea, si gustas, de repente quieres que yo te guíe, te oriente, podemos. ¿Qué tipo de tour te gustaría? No, normalmente yo no tomar tour, yo solo. Normalmente yo viajando solo. Ya, pero si quieres, yo te puedo guiar. ¿Cuántos días te quedas? ¿Tres días? ¿Dos, tres días? Dos, tres días, sí.
quieres te puedo hacer yo un paquete para conocer todo, todo lo que es este Belén, todo eso. ¿Cuánto vale más o menos 2-3 días tour? ¿Cuánto te gustaría pagar? Ah, no, depende, depende tour. ¿Qué okay. tipo de tour tienes? Yo tengo tipo de tour este, natural y turístico. Turístico. No me gusta turístico cosas, más local, más no. indígenas pueblos. ¿Este gusta? Sí, sí. Por este digo, podemos ir a ver indígenas, indígenas, ver animales. Ah, sí. ¿Cuánto vale más o menos? Eso está 250. ¿250 soles? Soles. 250 soles. ¿Para 2 días, 3 días? 2 días. ¿A por día? ¿Cómo te llamas, señor? Harry. Harry. Uh-huh. Burak. Mucho gusto. Burak. Sí, Burak. ¿Te gusta novelas turcas? Sí, he visto una vez. Sí, conocer, honor, conocer Sherazad, ¿no? Ah. Está tu WhatsApp, ¿no? Este es mi número. Ok. Muchas gracias. Tengo. Muchas gracias, okay. señor. Suerte. Hasta luego, suerte. Abi beni turist olarak görünce yanıma geldi. Muhabbeti gördünüz. Burada turistlere genelde böyle sokakta gidiyorlar. İşte tur şirketim var, tur rehberiyim, beraber gezelim vesaire diye böyle tur satmaya çalışıyorlar. Abi de beni görünce doğal olarak yanıma geldi. İlk olarak şey dedi, nerelisin dedi, Türk'üm dedim. Aa Şehrazat Onur dedi, ben ondan onu söyledim. İzliyormuş Türk dizilerini. Neyse biz gezimize devam edelim. Yani çevrede gezeceğim için, yakınlarda gezeceğim için tur rehberine şimdilik ihtiyacım yok. Şehrin meydanına geldim. Burası Plaza de Armas. İki tosta bu şekilde yazılıyor dostlar. Şöyle yazılışında göstereyim sizlere. Burası şehrin ana meydanı. Burada bir tane kilise var. Klasik bir Güney Amerika mimarisi. Ana meydan artı kilise. O kadar sıcak ki insanlar buldukları ufacık gölgelere kaçmışlar. 2017 verilerine göre 500 bin buranın nüfusu ama 2017'den bugüne 7 yıl geçmiş. Bir 700-800 bine çıkmıştır diye düşünüyorum. Yani göç alan bir yerdir diye düşünüyorum burası. Çünkü ekonomisi fena değil. Madencilik var, turizm var. Daha sonrasında balıkçılık var. İşte petrol arama şirketleri burada bayağı bir faaliyet gösteriyormuş. Anladığım kadarıyla ekonomisi çok kötü değil İkitos'un. Bölgenin de en büyük şehri, doğal olarak yatırımlar buraya yapılıyordur diye düşünüyorum. Böyle bir tane anıt dikmişler. Amazonlar deyince insanın aklına şehir değil de genelde doğal yaşam gelir. Belgesellerde izlediğimiz o doğal yaşamlar gelir. Elbette öyle yaşamlar da var. Ama gördüğünüz gibi böyle şehirlerde, küçük kasabalar, ilçelerde mevcut. Köpeğe baksanıza nerede duruyor. Çok sevimli ya. Sıcaktan mahvolmuş hayvan. Gracias señor. Şöyle aşağı doğru gidelim. Araştırmacılara göre 1700'lü yıllarda kurulduğu düşünülüyor İkitos'un, Cizvitler tarafından. Kim bu Cizvitler? Kendilerine İsa dostları diyorlar. Bir tarikat. Sadece erkeklerden oluşan bir tarikat. Zamanında gelip burayı kurmuşlar. Araştırmacıların düşüncesi bu yönde. O günden bugüne kadar burada yerleşim sürmüş, gitgide gelişmiş. Buranın gelişmesinde en büyük katkıyı madencilik sağlamış. Hola, buenas. Gracias, señor. Yo solo ahora. ¿De qué país, amigo? Turquía. Turquía, bienvenido. Gracias. Tengo muchos amigos de Turquía. Se llama este Volcán. Ah, un Volcán. Amigo de Turquía. Ah, sí. Ha venido acá, ha viajado con nuestra empresa muy bueno. Pero sí, Volcán es un buen amigo de Turquía, pero me ha saludado en su idioma de Turquía, no es inglés. Yo les digo, amigo, que vengan tus amigos a visitar acá, porque acá está la medicina natural de la selva. Y acá puedes tomar ayahuasca, puedes tomar algunas, pero es una bebida. Ayahuasca es medicina natural, ¿no? Natural, sí. No combinado. Sí. Ayahuasca para los chamanes de aquí de la selva. Mi nombre es Javier Chacalón de la selva. Y espero, amigo, que usted tenga lo mejor aquí con mi amigo. ¿Cómo te llamas? Burak. Burak. Mucho gusto. Acá presente, mucho acá gusto, en señor. Mi país, mi tierra, la selva. Muy bonito. Sí. Y espero que ustedes visiten este lugar, mi amigo. Ya, Turquía, para mi amigo Volkan. Turquía, ¿cómo se dice bienvenido en turco? Sí. Hoş geldin. Hoş geldin.
Hoy es que y bienvenido al río Amazonas. Bienvenido. Muchas gracias. Hasta luego. Çok tatlı ya buranın insanları. Bayağı sıcakkanlılar. Cidden sıcakkanlılar. Çünkü dediğim gibi turizmden de para kazandıkları için turistlere karşı ekstra bir ilgi gösteriyorlar. Aynı zamanda ekmek tekneleri. Ama buranın gelişmesinde ne diyordum? Madencilik en etkili rol oynamış diyordum. Şu an ne durumda bilmiyorum. Şu an turizm yönü aslında biraz daha ağır basıyor gibi. Benim gördüğüm açıkçası. Bu arada Volkan izliyorsan ya da benden büyüksen Volkan abi izliyorsan bu videoyu, bu dayıyı tanıyorsundur muhtemelen. Seni unutmamış. Nehrin kenarına gelen bir yol buldum şimdi. Geçtiğim yere bakar mısınız? Burada ne çıkar hiçbir fikrim yok. Yani suyun içinde hangi canlı yaşıyor hiçbir fikrim yok. Bayağı bir pislik, çöp var. Değişik bitkiler var suyun yüzeyinde. Şöyle kendimi güvene alacak bir hamle yapayım. Evet, güvenli kısma geldik. Böyle bir mahalle buldum şimdi. Burası nehrin hemen kenarına kurulmuş. Şu an Amazon Nehri'nin İkitos'un içine doğru giren bir kolunu görüyoruz. İnsanların yaşadığı evlere bakar mısınız? Bakın yükseğe yapmışlar. Bir tık yükseğe yapmışlar evleri. Bunun sebebi Amazon Nehri'nin zaman zaman yükselip zaman zaman alçalması. Yılın belli dönemlerinde yükseliyor, belli dönemlerinde alçalıyor. Şu an su seviyesi ufak ufak yükselmeye başlamış durumda. Artık ne kadar yükselecek hiçbir fikrim yok. Bazı evler böyle 7-8 metre yükseğe kurulmuş durumda. Bunun sebebi de işte yüksek sezonda artık suyun onlara sıkıntı yaşatmaması. Bakar mısınız şuranın pisliğine, çöpe? İnsanlar bu koşullarda maalesef yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Evlerin hepsi tahtadan, sütundan yapılmış. Böyle çevresini ve çatısını metal saclarla kaplamışlar. Zor bir yaşam. Çok garip bir kuş. Şöyle yakınına gidebilirsem göstermek istiyorum. Leş yiyen, simsiyah, uzaktan baktığınızda ürkütücü bir görüntüsü olan canlı. Baksana seke seke gidiyor. Evler böyle yan yana uzanmış durumda. Artık ne kadar yükseliyorsa su, baksanıza ya. Çok ilginç. Bayağı bir yüksek. Aman. Hello amigo. Burada da bir şey yakmışlar. Kokudan buldum burayı var ya. Aa dedim, bir yerden yanık kokusu geliyor. Ne var acaba dedim. Bu mahalleyi buldum. Sağ olsun şurada elinde sinek kovucu olan abi dedi ki buradan dedi nehri görebilirsin, iç kısma girebilirsin dedi. Sıkıntı yok dedi, korkma. Çünkü genelde turistler bu tip yerlere çok gelmiyorlar. Güvensiz duruyor. Yani yoksulluk insanlara bir güvensizlik hissi veriyor. Maalesef öyle bir algı var. Ama bu tip yerlere gittiğiniz zaman elbette ki dikkat etmek zorundasınız her yerde. Bu ayrı bir mevzu. Ama çok sıcakkanlı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Hemen yukarı çıkıyorsunuz. Burada da şehir. Mahalle burası. Belirli bir seviye yüksek inşa etmişler ki su yükseldiğinde problem yaşamasınlar. Şuradan böyle açılıyorlardır diye düşünüyorum nehre. Şurada bir tane şey görüyorum, kayık görüyorum nehirde. Devam eden, ilerleyen. Balıkçılıkla geçiniyorlardır. İşte nehirden tuttukları deniz canlılarını ya yiyorlardır ya satıyorlardır. Başka ne yapacaklar zaten? Feci bir sıcak var. İnanılmaz bir nem var. İnsanı yıpratıyor. Bıyıklağım terledi. Hola, buenas. Señora, esta fruta? Aguaje. Aguaje. ¿Cuánto cuesta uno? Un sol. Un sol. ¿Es comer directo? ¿Es posible uno, por favor? Yo quiero probar. Ah, esta fruta, ¿no? Sí, esta. ¿Su meyve? ¿Cómo se llama? Aguaje. Aguane. Aguaje. Aguaje. Aguaje meyvesiymiş. Böyle kabuklarını soyuyorlar.
Aha da içi bu şekilde. Bir tane yiyelim. Gracias. Cualquier persona. Gracias. Gracias. Oh. O ekşimsi bir tadı varmış ha. Hiç beklemiyordum valla. Tatlı bir şey bekliyordum. Aa bak. Çok fazla bir eti yok. Şu dışındaki eti kemiriyorsun. İçerisinde de şey var. Çekirdeği var. Oo bayağı ekşiymiş ya bu. Aa. Bayağı sert kabuğu. Baksana da. Simsiyah bir çekirdeği var. Bir ısırayım dedim. Bakayım altından ne çıkacak ama. Kocaman şekilde çıktı. Ya çok bir şey yok bunun ya. Hayal kırıklığı. Beğenmedim. Çok kötüymüş be. Şöyle bir restorana geldim şimdi. Karnım acıktı. Yemek yiyeyim dedim. Kendime tayyerin saltado söyledim. Makarna, pilav ve dana etli sote geldi. Ondan önce de tabii ki çorbamız var. Birazcık tırtıkladım çorbayı. Tavuk ayaklı, spagettili, sebzeli çorba. Yanında da limonata var. 7 soles. Gayet uygun bir fiyat. Yaklaşık 2 dolar yapıyor 7 soleste. Afiyet olsun. Nehre acaba yaklaşabilir miyim daha da fazla diye düşünerek bu mahallenin devamına geldim. Ama yaklaşamıyoruz. Buradan itibaren yol yok. Amazon Nehri Peru'dan doğuyormuş dostlar. Ben bilmiyordum. Ant Dağları'ndan doğuyormuş. Ve Atlas Okyanusu'na kadar uzanan bir nehirmiş. Dünya üzerindeki en uzun nehirlerden bir tanesiymiş. Nereden geçiyor? Bolivya'dan geçiyor, Peru'dan geçiyor, Kolombiya, Brezilya'dan geçiyor, Ekvador'dan geçiyor ve Venezuela'dan geçiyor. Yani birçok ülkeden geçen bir nehir. Normalde şu an bulunduğumuz bu yerin yüksek sezonda sularla kaplanıyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ha bu mahalle bayağı bir yoksul. Zor koşullarda yaşıyor insanlar. Yukarısı sıradan bir şehir. Yani pek fazla ilgimi çekmedi açıkçası. Buraya geldim belki insanlarla tanışabilirim, sohbet edebilirim gibisinden. Ama pek kameraya sıcak bakmıyorlar diye düşünüyorum. Hayvanlar da buldukları çöpleri falan yiyorlar. Çöplerin arasındaki besinleri yiyorlar. Neyse nehre yaklaşamadık ya. Şehrin başka tarafına geçmem gerekiyor. Amazon nehrini net bir şekilde görebilmemiz için. Şu an iç kısma ulaşan bir kolu görüyoruz sadece. Onu da göremiyoruz aşağı indiğimiz için. Yükseğe geçmem gerekiyor. Şu otobüsler acayip komik ya. Tramvaydan bozma otobüs yapmışlar. Toplu taşımanın bel kemiği. Bu tuk tuklar ve otobüsler. Baksanıza. Acayip komik duruyor ya. Toplu taşımayı bu iki araçla sağlıyorlar. Bir de bunun yanında tabii normal taksiler var ama o çok nadir. Genelde havaalanından buraya gelirken taksileri kullanıyor insanlar. Ki onda da aslında çok nadiren kullanıyorlar diyebilirim. Genelde bu mototaksileri, tuktukları kullanıyorlar. Fiyatlandırmaları tamamen sizin pazarlığınıza kalmış. Siz turist olduğunuz için 5-6 solesten açarlar. Yani 1,5 dolar gibi bir fiyattan açarlar. Tamamen sizin pazarlık yeteneğinize kalmış durumda. Havaalanından ben buraya o gördüğünüz otobüslerle geldim. Bu arada nasıl geldiğimi de anlatmak istiyorum en başından. Çünkü buraya geliş birazcık farklı. Şöyle farklı. İkitos'a kara sınırı yok. Ya havayoluyla gelmek zorundasınız ki insanların genelde tercih ettiği bu. Birazcık pahalı oluyor ama erkenden bileti alırsanız uyguna getirme şansınız var. Ya da 4-5 gün süren nehir üzerinde tekne yolculuğu yapmak zorundasınız. Belki
Hızlı tekneler de vardır, onu bilmiyorum açıkçası. Ben 4-5 günlük bir seyahat yapmanız gerektiğini duymuştum. Onun fiyatı nedir bilmiyorum, onu araştırmadım maalesef. İki yol var yani anlayacağınız. Ya işte nehirden 4-5 gün tekne yolculuğu ya da 1,5-2 saatlik bir uçuşla buraya geliyorsunuz. Ben geldim, havayoluyla ulaştım. Havaalanına indiğimde beni hemen taksiciler karşıladı. Mototaksiler ve normal taksiler karşıladı. 30-35 solese merkeze getirebileceklerini söylediler. Pazarlıkta 20-25 solese kadar indiler. Ama ben biliyorum yani 10 kilometre yol için oldukça fazla bir para o. Havaalanının dışına yürüdüm. Sadece merak ettiğim için fiyatı sormuştum. Havaalanının dışına yürüdüm. O gördüğünüz tramvaydan bozma otobüslere bindim. 2 soles 10 kilometre yol hemen beni merkeze kadar getirdiler. Üstünde yazıyor zaten. Aeropuerto yazıyor. Havaalanı yazıyor. Ama burada da 10 solese saç kesim artı yıkama diyor. Yani 2,5 dolar. 3 soles. Gracias. Hoppa. Bir tane tuk tuk buldum şimdi. Benim hostelin oraya doğru geçiyorum. ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? Abi çok sallamadı beni. Benim hostelin olduğu mahalleye geldim şimdi. Çocuğunu sattı dışarıya. Burası bayağı bir pis. Feci pis hem de, hijyen sıfır. Sabah bayağı bir kalabalık vardı. Öyle sıcağı olunca insanlar siestaya çekilmişlerdir. Bunlarda siesta kültürü var ya, hava sıcak oldu mu 2-3 saat geçip dinleniyorlar, uyuyorlar filan. Baksanıza. Normalde full mototaksi ve tezgah doluydu bu sokak sabah. Ne yapıyorsunuz lan? Geçmişler şeyin altına. Klimanın altına seriniyorlar. Nerede benim hostel? Size göstereyim kaldığım yeri. Güzel bir hostel. Sadece bir tık uzakta. Yani uzakta dediğinde 1,5 kilometre. Yürürsünüz yani. Yürümek istemiyorsanız da tuktuklar var. Tuktuğa binersiniz. Seçenek bol. Dolmuşlar da geçiyor. Gündüzleri bayağı canlı. Ama akşamları oldukça sessiz bir bölge burası. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ha, benim hostel burası. Neymiş adı? Moika Hostel. Burada kalıyorum ben. Gecelik 30 soles. O da ne kadar yapıyor? 6-7 dolar civarı bir şey yapıyor olması lazım. Aynen. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Hostelime geldim artık. Dinleneceğim. Bayağı bir sıcak var. Yani nem insanı mahvediyor. Gölgede dursanız bile hiç fayda etmiyor. Zaten çok hızlı bir hava değişimi geçirdim. Yani yüksek rakımdaydık, soğuktaydık, birden sıcağa geldik, deniz seviyesine geldik. O çok yıprattı beni. Yani dinlensem de geçmiyor. Hakikaten vücuda öyle bir yorgunluk veriyor ki o değişim. Dinlenseniz de kolay kolay geçmiyor. O yüzden birazcık uyumak, dinlenmek istiyorum bugün de. Yarın bir aksilik olmazsa siz bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Çok değişik bir markete gideceğim. Amazonlarda görebileceğimiz ilginç şeylerden bazılarını o markette göreceğimizi düşünüyorum. Umarım bu videodan keyif aldınız. Umarım bir sonraki videolardan da keyif alırsınız. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir grafitiymiş. Anam. Tembel hayvan.